Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde tutmuş olduğum Huawei FreeBuds 4i kablosuz kulaklık modelini inceliyoruz. Biliyorsunuz Huawei'nin FreeBuds ailesi altında farklı farklı teknolojilere, özelliklere ve fiyat gamına sahip modelleri bulunuyor. Bu kulaklık modellerinin büyük bir çoğunluğu kulak içi dediğimiz kulağın içine takılan türde ürünler olurken bir kısmı, hatta yeni çıkan stüdyo ürün modeli ki biz onu da inceledik. Yukarıdan da linkini koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu modelde kulaküstü bir kulaklık. Onun da gürültü engelleme ve bazı gelişmiş özellikleri bulunuyor. Huawei FreeBuds ailesinin bu kablosuz kulaklık ve kulak içi modeline bakacak olursak aslında FreeBuds ailesinde bulunan diğer bu tarz ürünlere çok benzeyen bir tasarım ve kutuyla geliyor. Kutuda birazcık tasarım değişikliği yapılmış. Daha önce böyle elips şeklinde olan kutuları da vardı Huawei FreeBuds ailesinde. Ve tam daire şeklinde olan kutular da vardı. Bu ürün böyle birazcık elipse yakın olmakla birlikte alt kısmında bir çukurluk söz konusu. Böyle koyduğunuz zaman böyle hem düzgün duruyor, bir sıkıntı yok ama şurada bir böyle tam düz değil bir çukurluk söz konusu. Onun dışında böyle yumurtaya benzeyen bir tasarımı olduğunu söyleyelim. Önce bir kutuya bakalım. Kutuyu açtığımız zaman şöyle açıyoruz. Ön tarafında bir tane LED lambamız var. Burada eğer pil durumu iyi ise yeşil renkli bir LED görüyoruz. Daha sonra kulaklıklara ulaşıyoruz. Kulaklıkları şöyle çıkarttığımız zaman şöyle gösterelim. Kutumuz da bu şekilde. Kutunun bir de yan tarafında arkadaşlar eşleştirme yapmak için bir düğme bulunuyor. Ama eğer Huawei ekosisteminde yer alan bir telefonunuz varsa, Huawei veya Honor marka bir telefonunuz varsa kapağını açtığınız anda zaten telefonun yanında hemen Huawei FreeBuds 4i bulundu diyor. Ama eğer başka bir marka telefonunuz varsa ki orada da kullanabiliyorsunuz bu arada. Örneğin Xiaomi olabilir, Samsung olabilir, Oppo olabilir, Realme olabilir veya farklı bir marka Android telefonunuz varsa bu yan yüzdeki eşleştirme tuşuna basılı tuttuğunuzda eşleşme moduna geçiyor. Oradan bağlantıyı sağlıyorsunuz. Kulak içi ürün olduğundan dolayı standart bir tasarımla geliyor. Belki şunu merak edenler olabilir. Şimdi ailenin bir de FreeBuds 3i modeli var. Bu 4i ile arasında ne gibi farklar var diye merak ederseniz videonun ilerleyen dakikalarında onlardan bahsedeceğim. Ama bunlar biraz daha küçük tasarlanmış. Onu belirteyim. Tasarım anlamında baktığımızda siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerimiz mevcut. Ve hani kulağa iyi oturan oldukça estetik ve hoş bir tasarım olduğunu söyleyeyim. Bu arada kulakların ucundaki bu plastik kauçuk parçalar değiştirilebiliyor ve farklı boyutlarda parçalarda yine kutusundan çıkıyor. Hani yekpare bir gövde yok. Şimdi bazı modellerde biliyorsunuz yekpare bir gövde oluyor. Bunda yekpare bir gövde söz konusu değil. Kulaklıkların üzerinde left ve right yazıyor zaten, o yazıları görüyorsunuz. Yani sağ ve sol olduğunu görebiliyoruz. Ve bazı algılayıcılar var üzerinde. Yani hem şarj için hem de kulağımızdan çıkardığımız zaman o giyme algılaması dediğimiz şey için kullanılıyor. Bize gönderilen sürüm beyaz renkteydi ama siz isterseniz siyah ya da ben çok dikkat çekici bir renk istiyorum derseniz kırmızı renginde alabiliyorsunuz. Bu arada kutunun şarjı da yine alt kısmında bulunan ve tip C bağlantısını sağlanan bir yuva üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunu bir adaptöre veya bilgisayara takarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi Huawei FreeBuds 4i'nin bu genel görünümünden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Aktif gürültü engelleme özelliği var. ANC diyoruz. Buna biz çift mikrofon sistemiyle geliyor. 10 mm'lik dinamik sürücüler, yani hoparlörler 10 mm boyutunda. Yapay zeka ile gürültü azaltma teknolojisi var. 10 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Bu kulaklıkların kendisinden bahsediyorum bu arada. Bu kutuyla beraber süreyi daha da arttırabiliyorsunuz. Onu birazdan detaylarını söyleyeceğim. Dokunmatik kontrollerimiz var. Bluetooth 5.2 teknolojisi var. Kulaklıklarda 55 mA, kutuda ise 215 mAh'lik bir pil var. Kulaklıkların ağırlığı 5.5 gram, kutunun ağırlığı ise 36.5 gram. Onu da söylemiş olalım. Şarj kutusu ile 22 saate varan bir kullanım söz konusu ve hızlı şarj özelliği var. 10 dakika şarj ile 4 saat kullanım imkanı sunuyor arkadaşlar. Bu ürünün fiyatını merak ediyorsanız fiyatı da 749 TL. Şimdi gelelim yaşadığımız deneyime. Ben özellikle Huawei ekosistemini kullanan birisi olarak telefonum P40 Pro orada denedim arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi eğer Huawei ekosisteminde bir telefonunuz varsa kapağını açtığınız anda zaten diyor ki Huawei FreeBuds 4i'yi buldum, bağlanayım mı diye soruyor. O işlemi bir kere yapıyorsunuz, bir daha zaten bağlandıktan sonra direkt taktığınızda otomatik olarak başka bir yerde kapağı kapattım tekrar açınca zaten otomatik olarak bağlanmış oluyor. Ses kalitesi falan ben beğendim arkadaşlar. Özellikle ANC tarafını denedim.
Şimdi bunlar biliyorsunuz kulak içi kulaklıklar kulak üstüler kadar ANC yani gürültü engelleme tarafında o kadar başarılı değiller. Ama yani gerçekten de şunu söylüyorum, kötü olduğunu anlamında söylemiyorum ama kulak üstü olanlar hani fiziksel olarak bir baskı yaptığı için kulağınıza çok daha iyi bir şekilde yapıyor. Ama bu da gerçekten gayet başarılı bir şekilde gürültüyü engelliyor arkadaşlar. Yani özellikle ben böyle yolun kenarında yürürken vesaire yaparken müzik dinledim, kalabalık ortamlarda müzik dinledim veya kulaklığı takıp hiç müzik dinlemeden de yürüdüğüm zamanlar oldu. Oldukça iyi bir şekilde gürültüyü engelliyor. Zaten biliyorsunuz bu gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Onun için de ne yapmamız lazım? AI Life isimli bir uygulama var. Bu uygulamayı cep telefonunuza yüklüyorsunuz. Ve yükledikten sonra da kulaklığı bağladığınız andan itibaren kulaklıkla ilgili birçok ayarı buradan görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar AI Life uygulamasına girdiğinizde eşleştirme yaptıysanız hemen burada görüyorsunuz zaten cihazı. O anki pil durumunu görebiliyorsunuz. Örneğin kulaklıkların tek tek pil durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca kutunun da pil durumunu görebiliyorsunuz. Burada gürültü kontrolü var arkadaşlar. 3 farklı kontrolümüz, seçeneğimiz var. Bir gürültü engelleme yani ANC açık, bir kapalı. Üçüncü mod ise farkındalık modu. Burada dışarıdaki gürültüleri duyabiliyorsunuz. Hani bu da böyle eğer dışarıdan gelen sesleri duymanız gerektiği durumlarda sizin işinize yarayan bir mod olmuş. Bazı kısa yollar var. Şimdi kulaklıkla ilgili onları da yine bu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin sol kulakla çift dokunduğunuz zaman belli opsiyonlar var, belli seçenekler var. Onları aktif edebiliyorsunuz. Örneğin mesela burada şu an ekranda görüyorsunuz. Oynat, duraklat, sonraki şarkı, önceki şarkı, sesli asistanı uyandır veya hiçbiri. Yani hiçbir şey olmamasını da sağlayabiliyorsunuz. Ya da sağ kulaklığa da aynı şekilde istediğiniz buradaki seçenekler arasındakilerden birini atayabiliyorsunuz. Bir de dokun ve basılı tut var. Orada da örneğin sola veya sağa basılı tuttuğunuzda gürültü kontrolü aktif olsun diyorsanız onu da yine buradan veya hiçbir şey olmasın da diyebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Gürültü engelleme ile ilgili bazı ayarlar var. Arka gürültü engellemede mesela arka plan sesi engellenir diyor. Gürültü engelleme dış farkındalık devre dışı bırakılır diyor. Dış farkındalık dışarıdaki sesleri içeri geçirir gibi bazı özellikleri de yine buradan ayarlıyorsunuz. Bu arada kulaklığın giyme algılama özelliği de var. Yani müzik çalarken kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız andan itibaren o müzik duruyor arkadaşlar. Şimdi bu güzel bir özellik. Neden? Özellikle mesela ben bazen çok başıma geliyor. Müzik dinlerken biri bir şey soruyor veya bir arkadaş size sesleniyor. Kulaklığı çıkartıyorsunuz. Söylediği şeye cevap veriyorsunuz. Tekrar takıyorsunuz ve müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor. İstiyorsanız bu ayarı da yine uygulama üzerinden kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda güncellemeleri de. Mesela bizim şu anda bu kulaklığı test ettiğimizde 1.9.0.126 sürümü vardı. Herhangi bir yeni bir güncelleme gelmemişti. Yeni güncellemeleri de çünkü bazen güncellemeler geliyor arkadaşlar kulaklıklara. Bazı özellikler düzeltiliyor, bazı hatalar ortadan kaldırılıyor. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu kulaklığı aldığınız zaman arkadaşlar mutlaka ve mutlaka AI Life uygulamasını kullanmanızı öneriyorum ben. Çünkü bütün ayarları, bütün şeylerin büyük bir kısmını bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Gelelim kulaklığın ses kalitesine. Tabii bunu size aktarmamız çok kolay değil. Çünkü hani ses olayı birazcık biliyorsunuz göreceli bir kavram. Kişiye göre değişebilecek bir kavram. Ama ben şunu söyleyeyim. Kulağınıza iyice oturuyor, yerleşiyor. Herhangi bir şekilde çıkma vesaire yapmıyor. İyice yerleştirdiğiniz zaman kulağınıza basların ve tizlerin dengeli olduğunu söyleyebilirim. Yani çok bas değil, çok tiz de değil. Ve Huawei'nin daha önceki modellerinde olduğu gibi dengeli bir ses kalitesi sunulmuş durumda. Bunun dışında hani gürültü engellemesi, işte pil durumu vesairesini ben beğendiğimi söyleyebilirim. Belki şu soruyu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Huawei FreeBuds'ın benzer fiyat seçeneklerine sahip bir de 3i modeli var. Çünkü Pro var, işte 3 var vesaire var ama onların fiyatları yüksek ve özellikleri de daha farklı. Ama 3i ve 4i arasında gidip gelme imkanınız olabilir. Çünkü biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte hem 3i hem de 4i Huawei tarafından satılıyordu arkadaşlar iki modelde. Ne gibi farklar var? Şimdi onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ekranda şu anda bir tablo görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tabloyu özel olarak hazırladık biz sizler için. Şimdi bu tabloda arkadaşlar görüyorsunuz Huawei FreeBuds 3i ile 4i arasındaki farkları. Ağırlıkları aynı. İkisi de 5.5 gram. Tabi burada kulaklıklardan bahsediyoruz. Boyutlar birazcık farklı. 3i biraz daha uzun. 41.8 mm. Huawei FreeBuds 4i ise 37.5 mm. Yani biraz daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Pil durumlarına aslında en önemli farklardan bir tanesi pil durumu.
Huawei FreeBuds 3i'de 37 mAh'lik bir pil varken 4i'de bu rakam 55 mAh'e çıkmış. Pil ömürleri de tabii ki de doğal olarak bu pil boyutundan dolayı daha düşük. Örneğin şunu söyleyeyim arkadaşlar. FreeBuds 3i 3,5 saatlik bir pil ömrüne sahipken 4i'de bu rakam 10 saat. Şarj kutusuyla da aynı durum söz konusu. Şarj kutusunda 14,5 saat sunuyor 3i ama FreeBuds 4i ise 22 saat sunuyor. Onu da söyleyelim. Bir de önemli farklardan bir tanesi FreeBuds 4i'de hızlı şarj özelliği var. 10 dakikalık bir şarj ile 4 saate kadar kullanma imkanı sunuyor. 3i'de böyle bir özellik yok. Her ikisinde de ANC var. Her ikisinde de çıkarma algılama yani giyme algılama özelliği bulunuyor. Sürücüleri her ikisinin de 10 mm. FreeBuds 3i'de Bluetooth 5.0 varken FreeBuds 4i'de Bluetooth 5.2 var. Renk seçeneklerine baktığımızda FreeBuds 3i siyah ve beyaz renk seçeneğine sahipken FreeBuds 4i'de siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri var. Şimdi kulaklıklarından hangisini seçeceğim derseniz çünkü ikisi satılıyor şu anda ve muhtemelen bir süre daha beraber satılmaya devam edecek. 3i'nin fiyatı 699 TL, 4i'nin yani bu modelin fiyatı 749 TL arkadaşlar. Yani benim kişisel önerim 699 yani 700 TL verene kadar 149 TL verip 4i'yi almak daha mantıklı geliyor. Çünkü özellikle pil anlamında çok daha uzun ömürlü bir kulaklık söz konusu. 10 saat demek şunu söyleyeyim yani 10 saat boyunca zaten müzik falan dinleyemezsiniz belki ama hani bu 10 saat bence kabaca günde 2-3 saat kullansanız bir haftayı rahat bir şekilde geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Herhalde kutusunu da koyduğunuz zaman bir haftayı çok rahat bir şekilde tek bir şarja geçireceğiniz anlamına geliyor. Ortalama 2 saat günde kullandığınızı varsayarak söylüyorum arkadaşlar. Bu bakımdan gayet iyi bir ürün olduğunu söyleyeyim. Alacaksanız da bence FreeBuds 4i'yi alın. Önce arkadaşlar FreeBuds 4i ile gürültülü bir ortamda buradaki bir telefonu arayacağım ve sesi size gerçek zamanlı dinleteceğiz. Ardından yine FreeBuds 4i'yi kullanarak bir video kayıt edeceğiz. Orada da 3 aşağı 5 yukarı mikrofon kalitesini, ses kalitesini siz de görmüş olacaksınız. Bir dakika. Özgür Çetin. Selamlar Osman, sesin nasıl geliyor? Valla sesin gayet iyi geliyor ya, hiç gürültü de yok. Şu anda ben balkonda yürüyorum ve E5 trafiği burada cayır cayır geliyor şu anda benim kulağıma. Şu anda hiç rüzgar falan da yok. Gerçekten etkileyici yani. Şu ana kadar test ettiğimiz kulaklıklar içerisinde en başarılarından biri olabilir yani. Senin sesin gayet güzel bir şekilde geliyor bana bu arada. Onu da söyleyeyim ben. Ya normalde mesela biraz rüzgar sesi falan olurdu ama bunda hiç yok yani. Ama bu arada bugün de çok rüzgar yok balkonda. Onu söyleyeyim. Bazen çok oluyor ya burada. İşte o yüzden dedim ben de zaten. Hiç rüzgar sesi yok çünkü. Evet. Ama hafif de bir esinti var. Yani yine de bir gürültü var. Gürültü var. Rüzgar yok ama... Biliyorsun burada bir trafik görüntüsü var. Demek ki FreeBuds 4i'nin ses kalitesi de bu şekilde. Bir görüşme yaptığımız zaman en azından 3 aşağı 5 yukarı böyle bir ses kalitesi alacağız. Öyle değil mi? Evet, güzel. Ya ben memnunum. Şu ses kalitesi beni tatmin etti yani. Onu söyleyebilirim. Tamamdır. O zaman kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Özgür Çetin. Evet arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz videonun mikrofon olarak kullandığımız ürün hemen şu anda kulağımda görmüş olduğunuz Huawei FreeBuds 4i arkadaşlar. Şu anda E5'in kenarındayız. Kameramanımdan rica edeyim. Çok da gürültülü bir yer. Onu söyleyelim. Çok gürültülü bir ortamdayız ve bu gürültülü ortamdaki ses kaydı tamamıyla Bluetooth kulaklığımız üzerinden alınıyor. Siz de bu ürünle bir görüşme yaptığınızda ya da böyle bir kayıt yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir ses alacaksınız arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Toparlamak gerekirse Huawei FreeBuds 4i ailenin İyi modellerinden bir tanesi olmuş. Fiyatı da benzer özellikleri sunan ürünlere göre makul sayılabilecek bir noktada olduğunu söyleyelim. En azından markalı ürünlerden bahsediyorum. Öyle no name Çin malı markalardan değil ama Huawei gibi, Oppo gibi veya benzeri markalarda ANC dediğiniz zaman, yani gürültü engelleme dediğiniz zaman, işte şarjlı kutusu dediğiniz zaman, giyme algılama özelliği falan gibi özellikleri de eklediğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Eğer özellikle de Huawei ekosistemindeyseniz bu kulaklık çok da işinizi görecektir. Çok daha başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ha bu arada şöyle algılanmasın arkadaşlar. Hani Huawei marka telefonum yok benim, ben bu kulaklığı kullanamayacak mıyım? Hayır, kullanıyorsunuz.
Birçok özelliğini de yine kullanabiliyorsunuz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Hatta iPhone'u da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok bazı özellikler için, mesela kutuyu açtığınız zaman işte Huawei telefonunuzda ben FreeBuds 4i'yi buldum bağlanayım mı gibi şeyleri ancak doğal olarak Huawei telefonlarla yapıyor. Onun dışındaki tüm özellikleri çok rahat bir şekilde kullanabildiğinizi belirtelim. Evet arkadaşlar, bu videoda Huawei FreeBuds 4i kablosuz kulaklık ya da TWS olarak da geçen kulaklığını incelemeye çalıştık. Kulaklıkla ilgili olarak bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz ya da kafanıza takılan sorular varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.